Şimdi sıra 8 adım tartışmasında. Şimdi siz bunu biliyorsunuz. 8 adım tartışması 1, 2 filan biliyorsunuz. Hepimiz 8'e kadar çok şükür saymayı biliyoruz. İzleyelim şimdi. 230 kilometre metro sözü verdin, 8 kilometre metro yaptın. Bak buradan bir daha sayıyorum, bak 8'i bilirsin. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sadece şimdi açacağımız metrolar 20 küsür kilometreye gelsin. Metro açılışında beraber adımlayalım isterse. Çok komik ya. İzleyemiyorum çünkü üzülüyorum adına. 2 metro açılışımız daha var. Beklerim kendisini. Ben diyor metro Fatihiyim diyor. 5 yılda sadece ve sadece 8 kilometre metro yapan sen mi Fatih olacaksın? Sultanbeyli'nin metrosunu bitiremeyen sen mi Fatih olacaksın? Hadi oradan. Rakibinin hayata geçirdiği metro hatlarının uzunluğunu 8 adımla gösteren Murat Kurum'a İmamoğlu'ndan açılış daveti geldi. Sultanbeyli'de kalabalığa seslenen Murat Kurum, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattı vaat etti. Ancak bu kez Kurum'a bir davette İmamoğlu'nun danışmanından geldi. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattımızı da hızlıca yapacağız. 16 Mart Cumartesi saat 13.30'da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir, siz de. Şu 5 yılda İstanbul'a arada bir uğradın. Algıdan başka hiçbir şey yapmadın. Hep dedikodu, hep manipülasyon yaptın. Çünkü en iyi bildiğin iş bu. Senin işin boş laf. Üsküdar'ımıza, Duruzlu Mahallesi değil mi? Küçüksün. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Partili Üsküdar Belediyesi'nin hizmete açtığı çocuk köyünün açılışına katıldı. Murat Kurum, belediyenin hizmetini örnek göstererek rakibi Ekrem İmamoğlu'nu Üsküdar'a davet etti. Üsküdar'daki çocuk köyüne gel bir bak. Eser nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, gel de bir bak. Bak işte gel 5,5 yıldır yapmadığın bak spor tesisi yukarıdaymış. Vatandaşımız söylüyor. Biz vatandaşımızı da burada gördük yani. Hani gel konuş da demedik. Şimdi İstanbul'a aday olan o dönemin Şehircilik Bakanı Sayın Kurum bir gecede imar çıkarttı. Biz o imarı mahkemeye verdik ve iptal ettirdik. Her yerde aynı, her yerde. Üsküdar sahile gidin bakın, oraya tabelayı koymuşlar. Arka tarafta çalışan yok. Üsküdar sahili üzerinden İstanbul'un iki adayı birbirini suçladı. Hafta sonu ise bu fotoğraf karesi dikkat çekmişti. Murat Kurum'un Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le bu karesini paylaşarak "Başkan bize randevu vermiyor" demişti İYİ Parti'nin İstanbul adayı Burak Avuncu. Özbek, Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. Bu fotoğraf içinde gayri ihtiyari, yani istem dışı dedi. Gayri ihtiyari bir hareket yani. Şimdi dolayısıyla benim orada söyleyecek, ifade edeceğim herhangi bir şey yok.